Altın son alım fırsatlarını veriyor olabilir sevgili dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Çünkü gram altın fiyatı şu anda 359-360 lira civarında gidiyor ama altının onsu çok kritik seviyelerde ve yukarıya doğru sert bir hareketle karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Yarın uyandığımızda 1680 doların üzerinde bir altın ons fiyatıyla karşı karşıya kalabiliriz ve bu da doların yükselişiyle eşleştiği takdirde ki şu anda dolar da 6.80'i zorluyor. Özellikle euro dolar paritesinin etkisiyle Avrupa Maliye Bakanlarının anlaşamaması teşvik konusunda Avrupa'nın çok ciddi bir küresel krize doğru ilerlemesi nedeniyle bir türlü tedbirlerin işe yaramaması, koronavirüsün giderek Avrupa'yı daha da vuruyor hale gelmesi, Amerika'nın kendi başının çaresine bakarken Avrupa'yı tamamen geri planda bırakıyor olması euro dolar paritesinde ciddi kayıpları beraberinde getirecek gibi görünüyor. Şu anda 1.08 seviyelerinde gidiyor. 1.08-1.09 zaman zaman 1.10'u zorlamaya çalışıyor ama görünen o ki 1.06'nın kırılmasıyla bir anda 1.03-1.02 seviyelerinde bir euro dolar paritesi göreceğiz ve bu da doların Türkiye'de yukarı hareketini hızlandıracak. Bu arada dolara tüm dünyadaki talep de artıyor. Her ne kadar parasal genişleme yapılıyormuş gibi görünse de Amerika'nın açıkladığı tüm tedbirler, tüm parasal genişleme açıklamaları, tüm faiz indirimleri aslında dolara olan, altına olan talebi, tasarrufa olan ilgiyi biraz daha arttırıyor. Bu dönemde herkes paranın, cash paranın kral olduğunun farkında. Yarın öbür gün yaşanabilecek bir ekonomik kriz, ekonomik çöküşte çok daha uygun fiyatlarla pek çok konuda alım yapabileceğinin farkında. Hem yatırımcılar hem de küçük yatırımcılar aslında. Şöyle bir örnek vereyim sevgili dostlarım. Mesela borsalar bugün diyelim ki İstanbul Borsası 90 binin üzerinde. Önümüzdeki süreçte bu pandeminin bitmesinden sonra uluslararası piyasalarda krizin iyiden iyiye belirginleşmesiyle gelecek satışlarla yarı yarıya düştüğünde yani 40 binlere hatta 30 binli seviyelere düştüğünde çok güzel alım fırsatları verecek. Ve uzun vadede büyük getiriler sağlama şansına sahip olacak o dönemde borsa yatırımcılar. Keza işte Amerika'da Nasdaq endeksine yatırım yapanlar ya da teknoloji hisselerine yatırım yapanlar, enerji hisselerine yatırım yapanlar, özellikle yenilenebilir enerji hisselerine yatırım yapanlar, e-ticaret hisselerine yatırım yapanlar büyük getiriler elde edecek. Ama bugün değil. Bakın o çöküşe daha zaman var dediğim gibi. Şu anda biz felaket anını yaşıyoruz ve piyasalar ayakta tutulmaya çalışılıyor ya da piyasalar gerçek hareketlerini yapmıyorlar, yapamıyorlar şu süreçte. Ama yarın öbür gün bu pandeminin sonuna yaklaşıldığında büyük ihtimalle çok sert satışlarla karşı karşıya kalınacak. İşte o döneme hazırlık yapan insanların büyük bir çoğunluğu hem küçük yatırımcılar hem büyük yatırımcılar nakitte kalmayı tercih ediyorlar. Yine büyük ekonomik çöküntüler özellikle konut piyasasında çok ciddi fırsatları da beraberinde getiriyor. Mesela Amerika'da geçtiğimiz dönemde 2008 yılında yaşanan o büyük ekonomik kriz sonrasında konut fiyatları yerle bir olmuştu ve çok uygun fiyatlarla konut alma imkanına sahip olmuştu insanlar. Yine o dönem bekleniyor. Bankalar çok ciddi bir kriz ortamına girebilir. Bu kriz ortamı özellikle konut stoklarından kaynaklanabilir. Konut fiyatlarının düşmesi için bir başka sebep bu. O nedenle sevgili dostlarım hem Türkiye'de hem bütün dünyada şu anda nakit kraldıra oynuyor herkes. Tasarruflarını ya altın olarak ya da dolar olarak saklamayı tercih ediyor. Altın olarak saklamayı tercih ediyor çünkü altın altındır kardeşim diyor. Her zaman değerini koruyacak diyor. Dolara yatırım yapmaya devam ediyor çünkü doların hem transferleri mümkün daha kolay hem de dolarla her yerde alışveriş yapmak çok daha kolay. Geçerli bir para biriminden bahsediyoruz ve önümüzdeki yıllarda da dolar gücünü korumaya devam edecek. Bunun herkes farkında. Bu pandemide evet Amerikan ekonomisi çok ciddi yaralar alsa da büyük ihtimalle en hızlı toplanan ekonomilerden birisi olacak. Keza bu pandeminin faturasını şu anda Çin'e çıkartmaya çalışıyorlar. Amerika bu bedeli bir şekilde Çin'e ödettirmeyi başarırsa ekonomisini bir miktar daha rahatlatma imkanına sahip olacak vesaire vesaire vesaire. Ha bu şu anlama gelmesin. Amerikan ekonomisi V şeklinde dibi vuracak, bir anda yukarıya doğru fırlayacak ve toparlanacak hızlı bir şekilde anlamına gelmesin. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde Amerikan ekonomisi de büyük sıkıntıları yaşamaya devam edecek, işsizlikle uğraşacak, piyasaları tekrar canlanmayacak, hareketlenmeyecek, o krizin bedelini ödeyecek ve sonrasında Amerikan ekonomisi özellikle teknoloji markalarıyla birlikte tekrar yükselişe geçecek. Bu apayrı bir konu. Ama sonuç itibariyle bu sürecin bedelini Amerika'da ödeyecek, Çin'de ödeyecek,
Türkiye de ödeyecek. Gerçi bizim Maliye Bakanımız ne diyor? Hem ekonomimizi hem de üretimimizi ayakta tutmayı başaracağız diyor. Tabi burada şunu sormak istiyorum. Hangi ekonomiyi ayakta tutacaksınız ya da hangi üretimi ayakta tutacaksınız? Tarım üretimimiz neredeyse bitme noktasına gelmiş durumda. Sanayi üretimimiz zaten tamamen durmuş durumda. Öbür taraftan KOBİ'lerimiz, esnafımız ciddi bir çöküntü içinde. Bu koronavirüs meselesi aslında bir anlamda Türkiye'nin imdadına yetişmiş gibi. Eğer koronavirüs konusu gündeme gelmeseydi de muhtemelen biz bunun benzeri, hatta bundan çok daha sert bir krizle yine karşı karşıya kalacaktık. Dolayısıyla bu krizden biz çok güçlü çıkacağız, ekonomimiz güçlenerek çıkacak, üretimimiz güçlü çıkacak falan diyebilmeniz için öncelikle üretim ve ekonomik altyapınızı çok sağlam temellere oturtmanız gerekiyor. Böyle bir çalışma var mı? Valla ben böyle bir şey olduğunu görmüyorum. Yine vatandaş odaklı değil, üretim odaklı değil, gelecek odaklı değil, sadece günü kurtaran politikalarla işi idare etmeye çalışıyorlar. Söylemlerle işi idare etmeye çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. Hazine Bakanı bugün ülke ekonomisi ve üretim harika olacak, merak etmeyin açıklamalarını yapıyor. Öbür taraftan hazine 40 milyar liralık bir açık veriyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bir yandan 40 milyar açık vereceksiniz, öbür taraftan her şey güzel diyeceksiniz. Keza bir de bütçe açığı var, dış ticaret açığı var, cari açık var, ticaretin yapılamaması var, işsizlik var, enflasyon var, üretimsizlik var. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman Türkiye ekonomisini önümüzdeki günlerde çok zor bir dönem bekliyor arkadaşlar. Öyle böyle değil. Bu zor döneme hala hiçbir hazırlık yapıyor değiliz ve hiçbir şekilde herhangi bir atılım da göstermiyoruz. Hiçbir şekilde ne esnafımızın, ne KOBİ'mizin, ne üreticimizin, ne çiftçimizin, ne sanayicimizin arkasında da durmamaya devam ediyoruz. Bugünü kurtaralım da yarın Allah kerim mantığıyla ilerliyoruz. Neyse biz dünya ekonomisine geri dönelim. Bakın Türkiye'de biz hiçbir şey yapmazken Amerika sadece firmalarını ayakta tutabilmek adına, vatandaşını ayakta tutabilmek adına 2.3 trilyon dolarlık bir paket açıkladı biliyorsunuz. Yakın zamanda mesela 1.5 trilyon dolarlık daha bir paket açıklaması bekleniyor. Japonya 1 trilyon dolarlık bir paket açıkladı. Olağanüstü hal ilan etti. Bu açıklanan paketler bu arada parasal genişleme falan değil. Bunun altını özellikle çizelim. Şu anda deprem kurtarma çalışmaları için kullanılacak paralar. Hani felaketten nasıl en az hasarla çıkabiliriz ya da bu hasarı bir şekilde nasıl kaldırabiliriz? Bu yıkıntının altındaki insanlarımızı nasıl daha az ölüm vakalarıyla kurtarabiliriz çalışmaları? Onun için harcanan paralar bunlar. Onun için sizlere dünkü videomda da söyledim. Bu bir ekonomik kriz değil. Daha bundan sonraki süreçte yaşayacağımız büyük bir ekonomik kriz var ve o ekonomik kriz sürecinde de borsalar yerle bir olacak, dolar fırlayacak, altın fırlayacak. Avrupa ne olacak bilmiyoruz. Belki Avrupa darmadağın olacak. Belki Euro diye bir para birimi hayatımızdan tamamen çıkacak. Bütün Avrupa ülkeleri eskiden olduğu gibi kendi para birimlerine geri dönecek vesaire vesaire vesaire. Çok sıkıntılı, çok zorlu günler bizi bekliyor. Peki biz nasıl bir pozisyon alabiliriz bu koşullar içerisinde? Esas mesele bu. Mümkün olduğunca pozisyonunuzu bozmamaya çalışın. Mümkün olduğunca kendinize bir sepet oluşturun. Bu sepetin içerisinde bir miktar dolar, bir miktar altın bulundurabilirsiniz. Bunların hiçbiri elbette yatırım tavsiyesi değil. Ben kendimi, paramı nasıl koruyabilirim? İlerleyen zamanda nasıl bir pozisyon alabilirim sorusuna cevap vermeye çalışıyorum. Kimi dostlarımız buradan şunu soruyorlar. Borsa ne olacak? Borsaya yatırım yapalım mı? Ya da uluslararası borsalara yatırım yapalım mı? Mesela Nasdaq'a yatırım yapalım mı? Teknoloji hisselerine yatırım yapalım mı gibi sorular geliyor. Bir anlamda onlara cevap vermek için bu paragrafı açtım. Bakın arkadaşlar, şu anda bütün borsalardan, dünyadaki bütün borsalardan mümkün olduğunca uzak durun. Bir kazanırsınız, iki kaybedersiniz. İki kazanırsınız, altı kaybedersiniz dönemindeyiz şu anda. Borsalar için bakıldığında. Mümkün olduğunca uzak durun ve sadece keşte kalmayı tercih edin bana göre. Ve keşte kalacaksanız da elbette bu Türk lirası gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri olmasın tavsiyesinde bulunurum sizlere. Çünkü dünya çok ciddi bir borç batağında şu anda. Dünyanın borcu 255 trilyon dolara gelmiş durumda. Dünyanın tüm gayri safi yurt içi hasılasının toplamının 3 katı kadar borçlanmış durumda dünya ve 71 trilyon
trilyonun üzerinde de gelişmekte olan ülkelerin borçları var. Bu da o gelişmekte olan ülkelerin gayri safi yurt içi hasılalarının neredeyse 2-2,5 katına denk geliyor. İşte bu koşullar içerisinde bakıldığı zaman zaten dünya zor durumdaydı. Bu koronavirüs meselesi de tuz biber oldu ve ister istemez dünya önümüzdeki süreçte çok ciddi büyük bir ekonomik krize doğru sürüklenecek. Bu ekonomik krizden sonra belki büyük bir ekonomik bunalım yaşanacak ve dünyadaki pek çok karar verici, pek çok önemli ülke, pek çok önemli yönetici diyecek ki oturup şapkasını önüne koyacak. Ya kardeşim bu sürdürülebilir bir iş değil, bu sürdürülebilir bir ekonomik sistem değil demeye başlayacaklar belki. Ve bundan sonraki süreçte yepyeni bir dünya düzeni kurulacak. Yepyeni bir ekonomik sistem kurulacak. Bakın burada çok önemli bir ayrıntıyı sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. O da şu. Bu yepyeni dünya düzeni ya da yepyeni ekonomik sistem kurulurken para birimleri ortadan kalkacak. Ekonomiler tamamen bambaşka bir noktaya gidecek anlamında söylemiyorum bunu sizlere. Buradaki kastım şu. Evet ülkelerin para birimleri duracak. Belki daha da fazla ülke para birimi ortaya çıkacak. Belki Alman markı tekrar gündeme gelecek. Avrupa'daki pek çok para birimi tekrar gündeme gelecek. İtalyan lirası vesaire gibi. Bu para birimleri kağıt olmaktan çıkacak, dijital paraya dönecek. Para sisteminde borçlanma esaslı bir mantıktan tamamen çıkılacak belki de önümüzdeki süreçte. Bu borçlanma çünkü sürdürülebilir bir şey değil. Hem devletlerin, hem kişilerin, hem şirketlerin çok ciddi borçları var ve borçlara faiz ödemekten artık kendilerini çeviremez hale gelmiş durumdalar. Ve bu durum aslında dünyadaki dev şirketleri de tehdit eder bir pozisyona geldi artık. O nedenle özellikle bu borç sistemini ortadan kaldırmaları gerekiyor. Bir şekilde buna çözüm üretmeleri gerekiyor. İşte o dönüşüm esnasında bir bahaneye ihtiyaç var, bir sebebe ihtiyaç var. Bu koronavirüs olacak, bu ekonomik kriz olacak, bu ekonomik bunalım olacak ve sonrasında belki sosyal patlamalar olacak ama öyle ya da böyle adım adım büyük bir dönüşme doğru gidecek dünya. Bu dönüşüm sonrasında da paralar kalsa bile ekonomik sistemlerde köklü değişiklikler olacak. Sosyal sistemlerde köklü değişiklikler olacak. İşte bu süreçte elinizin daha güçlü olabilmesi için dünyadaki mantığı anlatıyorum sizlere. Çünkü tüm dünya altına ve dolara yükleniyor sadece bu mantıkla. Tasarruflarınızı, nakit tasarruflarınızı, özellikle dolar gibi, altın gibi tasarruflarınızı arttırmak zorundasınız. Bu tasarrufları arttırarak kenara koyduğunuz keş paranızla yarın öbür gün çok daha uygun imkanlarla, uygun koşullarda, uygun fiyatlarda alımlar gerçekleştirebileceksiniz çünkü. Gerek hisse senedi, gerek araç gereç, gerekse konut. Evet bu para birimleri hızla yükselirken, borsalar dip yaparken konut gibi, araç fiyatı gibi pek çok konu belki dip yapacak, yerle bir olacak. İşte o anda cebinde keş parası olanlar kral olacak. O anda keş parasıyla alım yapanlar belki bir adet almak yerine iki adet alacaklar. Ya da ulaşamadıkları pek çok şeye ulaşma fırsatı yakalayacaklar. Hisse senedi piyasalarına girerek düşük fiyatlardan hisse senedi alacaklar. Birkaç sene içerisinde çok büyük karlar elde edecekler. Şu anda hisse senedi vesaire gibi yatırım için uygun bir zaman değil. Konut gibi, gayrimenkul gibi zor satılabilecek ya da uzun vadeli satılabilecek konular için de doğru bir zaman değil. Bana göre aynı zamanda da dünyadaki pek çok kişiye ve yatırımcıya göre. Doğal olarak dolara ve altına olan yatırımın artması bu iki enstrümanın hızlı şekilde yukarıya çıkmasını da beraberinde getirecek arkadaşlar. Evet şu anda 1645, 1650, 1655 aralığında gidip gelen ve sakin duran bir altın ons fiyatı var. Ama sonuç itibariyle her ikisi de çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru hareketlendiğinde gram altını belki de bir kez daha bu seviyelerden alma şansına sahip olmayacaksınız. Çok iyi bir alım fırsatı veriyor şu an itibariyle. Daha da geri çekilir mi? Çok zor gibi görüyorum. Ama tabii bekleyeceğiz, göreceğiz. Belki hafif geri çekilmeler olur ve belki o hafif geri çekilmeler sizlere daha iyi alım fırsatları verir. Ama para piyasalarında bir kural var. Asla dipten alamazsınız, asla
daha en yüksekten satamazsınız. Bunu da unutmayın sevgili dostlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Bildirimlerinizi mutlaka ama mutlaka açın sevgili dostlarım ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilelim. Ve eğer kanalımıza destek vermek isterseniz de katıl butonuna basarak üye olabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.